mesele dinlerim. Alo. Süleyman Akaç. Ramos seni öldürmeye geliyor. Hain Çelakçel! Tuzaklar koruyun beni! Buradan çıktılar. Hemen al payarı. Alo. Ne yok? Kaçın oğlum. Anneni Fatoş'a al kaç. Soru sorma lan. Ne diyorsam onu yap. İhbardan nasıl kurtuldu bunlar be? Öğreniriz abi. Alpay geldi. Ben işaret vermeden kimse harekete geçmez. Ne var? Tuzak kurmuşlar Alpay Bey. Sakın gitmeyin. Tuzak kurmuşlar kardeş. Dön lan dön. Yat yat. Nereye? Ne yapıyorsunuz lan siz? Ha? Ne yapıyorsunuz? Bırak onu. Fatoş! Bacım! Gel bakalım Süleyman Efendi. Seninle güzel bir yolculuğa çıkalım. Arasana dedemi. Aradım. Aradım Sultan ama cevap ver. Nereye gideceğiz? Abim geliyor değil mi? Kesin abim geliyor. Şu yüzünüzden belli. İstediğiniz yere gidin. İstediğiniz kadar kaçın. Size olacak. Kurtuluş yok. Gelsin bakalım. Seni sağ bulabilecek mi?
Sibel? Neredesin kızım sen? Sen mi haber verdin dedene? Ne haber vermesi ya? Ne oldu ki? Ramo saldırmış. Kim öldü kim kaldı bilmiyoruz. Deden aradı, uyardı bizi, kaçtık. İyiyiz de dedene ulaşamıyoruz. Sibel! Sibel! Ben nereye götürüyorsun ama? Çok iyi bildiğin bir yere. Öldürecek misin beni? İnsan yüzünü bir yere döndü mü? Gözü başka bir şey görmüyor değil mi? Arkasında, sağında, solunda ne var? Hiçbir şey görmüyor. Neyi görmüyormuşum? Geçmişini. Öyle bir kuşanmışsın ki üstüne. Öfken, kinin öyle bir ele almış ki seni. Gözün iyice kararmış. Sana sunduğum geleceği görmüyorsun. Ne sanıyordun? Her şeyi unutacağım, senin damadın mı olacağım? Ben babamın oğluyum. Ne diyordu sen öldürmeden önce? Ben kimseye boyun eğmem. Kimseye hakkımı yedirmem. Tamam, beni öldüreceksin. Cihangir Bey'in olacak. Anında peşine düşecektir. Düşsün. Benim de istediğim bu zaten. Gelsin, çıksın ortaya. Kimmiş, neciymiş bir görelim yüzünü. Onun yüzünü görmek, ölmek demektir. Görmenle ölmen bir olur zaten. Öyle olsa bile bunu sen göremeyeceksin. Peki ya Fatoş? Fatoş ne olacak? Fatoş abisini bir daha görebilecek mi Ramazan? Fatoş'u aldık, merak etme. Ben olsam o kadar emin olmazdım. Abi. Neredesin oğlum? Bin defa aradım. Ne oldu lan? O Süleyman şerefsizini aldın mı? Aldım. Siz ne yaptınız? Fatoş yanında değil mi? Yok, alamadık. Evi bastık ama yetişemedik kardeş. Abi, Alpay abi. Doktor çağırdık abi, geliyor hemen. Öldü lan kardeşim. Kucağımda öldü o. Ramo öldürdü ulan. Kardeşimi Ramo öldürdü. Kucağımda öldü oğlum. Kucağımdan gitti lan ben. Ramo öldürdü ulan. Kardeşimi Ramo öldürdü. Yengem. Hasan'la konuştum gitmeden önce. Ramo üzülmüş. Doğan'ı vurmak istememiş. E olmaz. Olmaz ki Afet. Yani Ramo duymak istemediği bir şey olduğunda bizi şamarla mı susturacak? Yengem, sarılırlar, barışırlar. Düşman değiller ya sonuçta. Düzelir. Düzelmez. Doğan küçükken de öyleydi. Babası Ramo'yu çok seviyor diye hep kıskanırdı. Allah aşkına Seboş ya.
Niye sen böyle dostsuz dostsuz konuşuyorsun? Laf çıkartma şimdi. Sebuş'um, sen niye öyle dedin şimdi? Korkarım ben Afet. Haset edenden, kem gözle bakandan korkarım kızım. Yavaş taklacı, daha iyileşmedin. Ben iyiyim abim. Haber alınca hemen gelelim dedik. Hem sevindik hem üzüldük. Dedik kardeşlerimiz savaşta ama biz yokuz abi. Merak etme tanker. Savaş yeni başlıyor. Ramo! Ne yaptın sen? Sen ne yaptın? Yine aileme saldırmışsın. Dedem nerede? Nerede dedem? Dede. İyiyim kızım, merak etme. Yalnız ben de senin gibi bir müddet burada misafir olacağım. Nereye götürüyorsunuz ya? Nereye götürüyorsunuz? Rama bak, bu şekilde bir yere varamazsın, konuşalım. Allah kahretsin ya dede. Adana'yı ayağa kaldırmışsın amcaoğlum. Sen neredeydin peki? Niye gelmedin? Son anda haberimiz olunca de bilmiyoruz tabii ne yapıyoruz, plan ne. Dedim kalsın. Biz kavgaya giderken sen kalsın dedin, öyle mi? Bu kadar öfkelisin. Ramo, ya beklesene. Ramo, seni uyardım bir de ben değil mi? Ailemden birine zarar verme dedim, başka bir yol bulabiliriz dedim. Ama sen buna rağmen gittin. Fatoş'u alacaktık sadece, ailene zarar gelmeyecekti. Dedem burada ama. O başka Sibel. Ayrıca sadece ona değil, tüm komisyona saldırdım. Savaş var artık. En başından beri planladığın gibi yani. Onların da planı vardı Sibel. Durdular mı hiç? Hayır. Ceyhan'ı saldılar üzerime. Yarın duracaklar mı? Hayır. Sen de bu yüzden gelmedin mi zaten? Beni öldürmek için. Denedin de ama yapamadın. Öldür beni. Öldür, sen de kurtul artık, ben de kurtulayım, yeter. Bak, ben bugünü gördüm. Hissettim. Artık bunun dönüşü yok. Hepsi birlik olup üzerine gelecekler. Sen ne yaptığının farkındasın değil mi? Gelsinler. Madem anlaşmayı bozdun, o zaman burada kalmam için bir sebep yok. Gidiyorum ben. Ne zaman gideceğine ben karar vereceğim. Zorla mı tutacaksın? Gerekirse evet.
O zaman beni de dedemin yanına zincirle. Yavuz Bey, Ramo komisyona saldırmış. Bekir ve İhsan öldü. Yılmaz da son anda kurtulmuş. Alpay? Yaralı kurtulmuş diyorlar ama henüz teyit edemedim efendim. Peki ya Süleyman'a ne oldu Nevzat? Ramo asıl onu hedef almıştır. Ondan haber alamadım efendim. Süleyman kayıp. Ama Neco kaçmış. Adana'da savaş başladı. Buyurun. Cihangir Bey sizi bekliyor. Gel. Hadi kızım, yengene de bir çay koy. O kuyruklunun elinden ne yer ne de içerim ben. Sesimiz çıkmıyor diye kabullendik sanma. Sen nasıl fırsatını bulduğunda yılan gibi sokuyorsun, ben de öyle yapıyorum. Yapacağım da. Ben odamdayım. Ne oluyor Neriman? Ne istiyorsun kızcağızdan? Ne etti sana? Bana ne etti ha? Bana ne etti? He, görüyorum ben. Hep kötü davranıyorsun. Yazıktır, günahtır. Ne derdin var benim güzel gelinimle? Yere batsın güzelliği. Ağzına hiç yakışıyor mu? Deme şöyle. Laf ettirmem gelinime. Tabii Seboş, senin anasından da nasından hiç haberin olmadığı için. Şimdi senin gelinin kim? Senin gelinin kim? Senin kocanın katilinin kızı, Cengiz'in kızı bu. Daha da kötüsü Süleyman denen şerefsizin torunu oluyor. Abuk subuk konuşma. O soysuzların kızının bu evde ne işi olurmuş? İşte ben de öyle söylüyorum. Ben de diyorum ne işi var diyorum ama senin oğlun getirdi, baş köşeye oturttu. Ramo yapmaz. Ramo yapmaz. Hayır, hayır, hayır. Ramo yapmaz. Yalan söylüyorsun. İnanmıyorsan git kendin sor. Git sor Seboş. İsmail niye öldü? Benim kocam niye öldü? Sibel yüzünden. Ya senin oğlun da o bıçakladı. Neredeyse ölüyordu çocuk. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bir şey mi oldu? İyi misin? Bizim Neriman bir laf verdi de. Yalan değil mi kızım? Ne dedi ki? Neymiş? Sen... Sen Cengiz'in kızıymışsın da Süleyman'ın torunuymuşsun. Olacak şey değil.
Niye sustun kızım? Doğru çünkü. Ben kocanıza o zalimliği yapan ailenin kızıyım. İsmail'i sen mi öldürdün? Hayır. Hayır, hayır. Ramo'yu da öldürecek misin? Öyle mi? Ben sana şimdi bunu nasıl anlatayım? Kimsin sen? Kimsin? Kimlerdensin? Görümcemin arkadaşı mısın yoksa? Fidan'ı diyorum. Pek gezer dolaşır. Gelip gideni de çoktur. Çok güzel kızdır. Çok canlar yaktı, çok. Sen de onun gibi güzelsin maşallah. Adın ne senin? Sibel. Sibel. Hı. Gerçi sana bir şey diyeyim mi Sibel kardeş? İnsanın kaderi güzel olsun, kaderi. Bak bana. Genç yaşımda 3 çocukla dul kaldım. Senin çocuğun var mı? Hı. Hay Allah, hay Allah. Üzül diye söylemedim. Sen de sevdiğini kaybettin. Ha? Belli belli. Senin derdin çok. Ben gideyim Fidan'ı bulayım, arkadaşın geldi diyeyim. Yok, gerek yok. Ben ararım onu. Hatta gel birlikte bakalım. Hadi. Bana istediğini yap. Ne istersen. Ama hasta ve yaşlı bir kadına bunu yapma. Ona daha fazla acı çektirme. Lütfen. Yasa dışı işler yaptığı iddia edilen İhsan Yavuzlu, Bekir Okanay ve Serkan Altay'ın da olduğu çok sayıda çete mensubu hayatını kaybetti. Saldırının 3 ayrı yerde aynı anda gerçekleşmesi sebebiyle organize bir iş olduğundan şüpheleniliyor. Polis olayla ilgili henüz açıklama yapmazken yerel kaynaklar... Abi ne olmuş ya, yine Adana barışmış ya. Boşanan koltuğa kimin oturacağı üzerine bir savaş başladı iddiasında. Olur kardeş. Şu kadarcık kalmıştı. Şu kadarcık. Neredeyse başarıyorduk. Boz. Oturup bekleyeceğiz. Sen de sakın bir delilik yapma. Şimdi hiç vakti değil. Alpay da kaçtı hala. Nece de öyle. Bu işin içinde bir pislik var. Oturup konuşacağız.
Ramo Süleyman almış. Fatoş'a hiçbir şey yapamazlar. O Süleyman denilen şerefsizi nereye koydular? He? Gözlerimin önünden gitmiyor, biliyor musun? Neymiş? Bir de soruyor musun lan? Babamı nasıl öldürdün? Benim iki tane evladım var. İki tane. Ama baba olmaktan korkuyordum, biliyor musun? Bana bir şey olursa ortada kalırlar diye. Ben babasız büyüdüm. Çocuklarım da... Allah bağışlasın. Ne? Evlatların diyorum. Allah bağışlasın. Dalga mı geçiyorsun lan sen benimle? Hasan, ne yapacaksan şimdi yap. Bak elim kolum bağlı. Ha? Ama bir şey yapmadan önce düşün. Bir günde biri çıkacak, babasının hesabını senden soracak. Sormayacak mı? Kaç tane cesedin var? Ne diyorsun lan sen? Ha? Ne diyorsun? Abi. Ramo. Ha, dur orada. Bu sefer karışma Ramo. Dur orada. Abi yapma. Yıllardır dişimi sıkıyorum Ramo. Kaç bahar, kaç kış geçti biliyor musun sen? Bırak takıncımı alayım. Sarın Ramo. Ya memur bey, benim olayla hiçbir alakam yok. İçeride çantam kaldı diyorum. Çocuğun oyuncağı da orada. Yasak diyorum hanımefendi. Kusura bakmayın, alamam. Tamam, anladım, yasak ama benim her zaman girip çıktığım yer yani. İki dakikada girip çıkacağım ben, sıkıyorum ben. Yasak hanımefendi. Emir öyle geldi, yasak. Bir karar verdiniz mi? Torunumla konuş, bu işi hallet artık. Ne oldu? Korkuyor musun? Bence de kork. Bana bak. Her zaman tutamayabilirim ha. Fatoş elimizde. Sibel de burada, unutma. Sibel benim canımdan can. Onu yıllar önce sana emanet ettik. Sen de onu korudun, kolladın. Hala gözün gibi bakıyorsun. Şimdi beni, Sibel'i mi tehdit edeceksin? Ben kadınlarla tehdit etmem. Hele bir de aşıksan değil mi? Neyse şimdi bu boş lafları bırakalım da. Mevzuya gel. Komisyon toplanmıştır. Buraya baskına gelecekler. Ne komisyonu? Sadece sana mı saldırdım sanıyorsun? Öldüler. Bekir ve İhsan öldü. Alpay yaralı kaçtı. Belki de ölmüştür. Yılmaz kayıp. Sen de buradasın. Belli ki halefini de yanına çektin. Ben çekmedim. Sen itmişsin. Bu arada halef demişken... İstanbul'dan ricacı olmuşsun onun için. Ölmesin diye. Hayatını kurtardım ama o ihanet etti. Beni diri diri mezara attı dedi. Artık ne yaşadıysa orada.
başka bir şey demiyor. Yürü lan Cino. Getirdin gene gece gece beni buralara. Başlayacağım senin oyuncağına. Yürü. İyi akşamlar. Nereden çıktın sen? Olay çıkmış. 2 saattir dil döküyorum. Sokmuyorlar içeri. Nasıl girdin? Bilmiyorum burayı. Benim arka taraftan girdim. Eşyalarımı almaya gelmiştim de. Öyle birden sizin sesinizi duyunca bir sıkıntım var dedim. Koştum. İyi bari. Çocuk oyuncak olmadan uyuyamıyor da. Oldu. Hadi Cino. Geç. Halef'ti değil mi? Hı hı, Halef. Sağ ol. Bir şey değil Feraye Hanım. Kime el sallıyorsun? Yok ben dolaşıyordum öyle bir şey yok yani. Kolay gelsin. Sultanım. Sultanım. Geç. Geç otur şöyle ne olur. Bak her şey yolunda bizi burada kimse bulamaz. Ne oluyor? Güvenli hat, güvenli, güvenli. Abla benim. Neco, neredesiniz siz ya? Ne anneme ulaşabildim, ne sana ulaşabildim. İyi misiniz? İyiyiz, iyiyiz. Güvenli bir yerdeyiz ama... ama dedeme ulaşamadık hala. Dedem iyi, çok iyi. Ramo rehin almış burada. Dedem iyiymiş. Ama Ramon'un eline düşmüş. Rehin almış. Allah kahretsin. Fatoş nasıl? İyi de niye sordun ki sen şimdi? Telefonu ona ver hadi. Konuşmam lazım. Ne diyeceksen bana de. Neco telefonu ona ver hadi uzatma. Sakin. Benim. Ablam. Seni istiyorum. Alo, Fatoş. Fatoş. Sibel. Allah'ım şükürler olsun. Nasılsın Fatoş, iyi misin? Nasıl mıyım? Niye soruyorsun? İyi olduğundan emin olmak istedim, korkma. Bak ben bu işi çözeceğim, tamam mı? Korkmuyorum zaten. Abim gelip beni... Biliyorum, abin zaten seni kurtarır. Ama abin seni kurtarırken bir sürü insanın canını yakar Fatoş. Ben kimsenin burnu dahi kanamadan çözmek istiyorum bunu. Hadi. Neco'ya ver şimdi telefonu. Ne oluyor abla? Ben çok sıkıldım artık. Bu iş fazla uzadı Neco. Sıkıldım artık. Saçma sapan şeyler oluyor çünkü. Ne diyorsun kızım sen? Bu işi ben çözeceğim diyorum. Duydun mu? Benden haber bekleyin. Abim gelip beni kurtaracak diyorsun da... vermiş olduğunda aşıktan ölmüş olma istersen. Ben razıyım.
Umarım abim benim yüzümden anlaşma yapmak zorunda kalmaz. Ben olsam yapardım. Yani senin için. Her şeyi yapardım. Bayılıyorum ben senin bu hallerine. Gerçekten. Ne yapıyorsun? Sakin. Sana Fatoş, sakin. Sakin. Elini çözeceğim. Sakin. Burada çift el yiyoruz. Vurdun ya, hani canımı böyle acıttın ki. Beter ol. Bir dahaki de kafana sıkarım ona göre. Ama ben öyle kolay ölmem. Bir dahakine füze at. Yemeğini yem. Ölen Alpay değilmiş, kardeşi Serkan. Emin misin kardeş? Nasıl öğrendin? Bizimkiler aradı işte. Diğerleri toplanabilir mi bilmiyorum ama... Alpay ilk fırsatta karşılık verecektir. Yani asıl ölmesi gereken şerefsiz mi yaşıyor? Uyanmış işte hemen belli ki. Ya da biri uyandırdı. Orası kesin. Neco ile anası ansızın kaçtı, görmedin mi? Zaten biri uyansa yeter, öbürlerine de haber verirler. Bu ne demek? Haini dışarıda arama. İçimizde demek. Sibel. Meryem, Allah aşkına yine başlama. Doğan, sen neredeydin yeğenim? Şahin de yalnız göndermişsin. Haber vermedik diye bize kızmış. Sen mi ediyorsun kardeş? Ben bücür değilim amcaoğlum. Arap da değilim. Hesaba alınmadığım yerde olmam. Haklı. Bizi kimsenin iplediği yok, haklı. Hiçbirimizin haberi olmadı Neriman yenge. Belli ki aniden olmuş. Ya Allah aşkına afet ya. Sanki mahalle kavgasına gittiler. Sen bana niye diyorsun ki? Ben seninle aynı şeyden şikayetçiyim. Var mı öyle helallik almadan gitmek? Durum değişti yenge. Savaşın içindeyiz şimdi. Öyle bazı konuları uzun uzun tartışacak zamanımız yok. Şimdi Necolar hangi deliğe saklandı bulmamız lazım. Süleyman'ı konuştursak ya, kesin biliyordur. Konuşunca öleceğini de biliyor. Gel. Abi, kusura bakmayın, bölüyorum ama... Yenge geldi, içeri girmek istiyor. Cavidan'ın ne işi varmış? Yok, o yenge değil. Asıl yenge. Abi Sibel abla dışarıda. Ha, o gelirse ben çıkarım, onu söyleyeyim. Neriman. Ne oldu Sibel? Konuşmamız lazım. Dinliyorum. Herkes duysun istiyorum. İçeri girebilir miyim? Hoş geldin.
Abi benim. Abinin sana bir şey olmasın. Oğlum senin ne işin var burada? Hı? Süleyman yakaladı dedilerdi senin için. Yakaladı. Necu'ya sıktırmak için almış beni. O da göz kapalı sıktı. Ha. Eğitim zayiatı olacaktın desene. Bana niye geldin? Gidecek yerim yok abi. Süleyman'ın korkusuna kimse yanaşmıyor. Süleyman mı kaldı ortada? Ortalık toz duman, tarumar oldu. Ramadın izletti herkesi. Ben de artık yalnız kurt olduğuma göre... ...bu puslu havadan bir faydalanmak lazım. Adam. Efendim abi? Adam lazım diyorum kirpik. Emrindeyim abi. İstemediğin kadar adam bulayım sana. Söyleyeceklerim sizi de ilgilendiriyor. Neymiş söyleyeceklerin? Hani beni suçluyorsunuz ya İsmail amcanın ölümünden dolayı. Ne desem boş. Zaten hiçbir zaman inanmayacaksınız bana. Ama sadece şunu bilin. Çok üzgünüm. Böyle olsun istemezdim. Bu muydu duymamız gerekenler? Hayır. Benden kurtulacaksınız, onu diyeceğim. Bırakın dedemi alıp gideyim. Size de Fatoş'u getireyim. Böylece savaş durur. Yani diğer aileleri bilmiyorum. Ama en azından ben kendi ailemi durduracağım. Size biraz izin verir misiniz? Hayırdır? Bir şey yok öyle mahallede. Bir kahveye maviye gideyim dedim. Ne oluyor oğlum bu ara sana? Bir şey yok oğlum, hadi devam et işine. Var sende bir şey. Hem neredeydin? Aradım seni. Alpay'ı Süleyman'ı öldürecekler dedim. Geç kaldın kardeş. Geç kaldın. Neye geç kaldım kardeş? Nereden çıktı şimdi bu? Kimle konuştun sen? Bizimkilerle. Dedemin burada olduğunu bilsinler ki Fatoş'a zarar gelmesin diye aradım. Fatoş'la da konuştum ayrıca. Fatoş nasıl? İyi değil. Sesinden belli. Mutsuz, huzursuz. Ya böyle hayat mı olur? Şu halimize bak. Dünyayı zindan ettiniz ya. Takas yapalım bitsin. Görmüyor musun, böyle devam edemez. Zaten beni gözden çıkarmadın mı? Sibel. Öyle olmasa saldırmazdın. Anlaşmayı bozmazdın. Anlaşma bozulmaya mahkumdu. Ben yapılması gerekeni yaptım. Yaptın tamam.
Ama şimdi elinde Fatoş'u kurtarmak için bir şans varken inat etme. İzin ver dedemi alıp gideyim. Sana söz veriyorum, Fatoş'u getireceğim buraya. Bundan nasıl emin olabilirim? Ailene güvenmiyorum ki. Onlara değil, bana güveneceksin zaten. Sana güvenim sonsuz Sibel. Canımı da veririm senin için. Ki vermişliğim de var. Biliyorsun. Bilmem mi? Benim de almamışlığım var. Eğer bir takası olacaksa usulüne göre olma. Başka bir isteğin var mı abi? Sağ ol Ömer. Emel, kardeşim, 2 dakika konuşalım mı? Takas meselesini soracağız. Onu biliyorum da. Diyelim ki her şey yolunda gitti. Fatoş'u aldık, eve geldik. Sibel evine dönecek, öyle mi? Öyle. Kardeş sen demedin mi daha dünya yıkılmadı biz yıkacağız diye? Ha? İşte o gün bugündür Ramo. Madem yıkacağız gönderme kardeş Sibel'i. Sevdiğine bu defa arkanı dönme. Ne yapacağım Mos? Zorla mı tutacağım? Ya niye zorla tutacağım baba? O kızın da gönlü sende. Seviyor seni. Ölümüne seviyor. Sen de öyle baba. Anladım ki sen de öyle sevmişsin. Niye vazgeçiyorsun Ramo? Zaten savaştayız. Sibel için de savaşırız. Değmez mi? Değer. Değmez mi? Ben onun için 7 düvelle savaşırım. Ama kardeş, onunla savaşamam. Yenemem. Konuştun mu Ramo? Dedin mi gitme kal diye? Belki senden duymak istiyor kardeş. Durmaz. İstese de durmaz. Vallahi baba ben diyeceğimi dedim. Sen yine bildiğini yap. Ama şunu bil. De ki Sibel'i vermeyeceğim. Ölümüne yanındayım kardeş. Eyvallah kardeşim ben. Hepimizin başı sağ olsun. Amin. Amin. Cümlemizin. İçinizde en genç benim. Hepinizi amcam olarak bildim. Öyle de büyüdüm. Cengiz abi öldüğü gün sessiz kaldık. Netice ortada. Benim babam öldü. Senin kardeşin. Senin ise abin. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun da Salim. Süleyman Ağa'nın suçu. O durdurdu herkesi. Yoksa Ramo kim? Onun ciğerini sökerdik. Cevdet haklı. Süleyman'ın basiretsizliği yüzünden geldi bunlar başımıza. Şimdi o da ailesi de kayıp. Biraz bekleyelim. Haber gelir. Ne beklemesi Yılmaz? Senin tuzun kuru tabii. Burnun bile kanamadan kurtul. Ne demek istiyorsun Alpay? Soru gayet açık Yılmaz. İhsan abiyle beraber. O ölürken hayırdır? Sen nasıl kurtuldun? Sen nasıl kurtulduysan öyle. Benim kardeşim öldü. Benim de adamlarım vuruldu. Adamlarla kardeş bir mi? Abi tamam. Tamam. Yılmaz abiyle senden şüphemiz yok.
Ramo'ya nasıl karşılık vereceğiz? Onu konuşak ha? Ha? Aynen öyle. Ramo sadece ailemize değil, odaya saldırdı. Komisyona. Süleyman yok artık. Ailesini de tanımıyor. Savaş bitene kadar bu koltukta ben varım. Ramo'ya fazlasıyla karşılık vereceğiz. Ailesini de, mahallesini de yok edeceğiz. Ne diyorsun Cevdet? Tamam. Bana uyar. Salim. Ben varım. Yılmaz. Varım elbet. Ama önce İstanbul'la konuşmamız gerekmez mi? Silahlar konuştu artık Yılmaz. Onlar susana kadar kimse ağzını açamaz. Anladın mı? Yavaş, sakin. Ramo'ya deyin, Halef geldi. Alo. Abi, Halef geldi, seni görmek istiyor. Tamam abi, tamam. İn, yayan gideceksin. Afiyet. Gel Halef. Çay verin. Hayırdır? Niye geldin? Vallahi merakımdan geldim. Ne oldu şimdi Süleyman? Bitti değil mi? Öldü. Fatoş ellerindeyken durmam gerekti. Takas teklif ediyorlar. Yaşıyor yani. O zaman ben beyefendiyi bir ziyaret edeyim. Gelirim gene. Şimdi olmaz. Necolar, nerede saklanıyor olabilir? Vallahi sen ne kadar biliyorsan ben de o kadar biliyorum. Telefonla da aradım, hep kapalı. Arayayım yoklayayım dedim ama hepsi arazi. Ha. Alpaylardan haber var mı? Diğerleri? Ne zaman saldıracakları belli mi? Onu hiç bilmiyorum işte. Adana'mıza sessizlik çökmüş Ramon. E bu kıyamet öncesi demek. Yani bence çok uzun sürmez. Hatta her anda olabilir. En kötüsü de bu değil mi zaten pompacılar? Beklemek. Bekliyoruz. Gelsinler. Buradayız. Doğru. İyi dedin. Ama bazen duvarda bir çatlak olur. Bir bakmışsın içeri yılanlar sızmış. Ne çatla? Sen gelmeden önce pavyona bir telefon geldi Süleyman'a. O telefondan sonra Süleyman birden ayağa kalktı, küfretti filan, sonra bana hain dedi. Sonra da kaçtı. Aynı Necolar gibi. Aynı Alpay gibi, aynı zamanda. Kim olabilir? Yavuzlar mı? Hadi Yavuz diyelim. Ona da biri söylemiş. Ve bence içeriden biri. Senin ne yapacağını birebir bilen biri.
Pompacılar asla ihanet etmez. Ben de düne kadar öyle düşünüyordum kardeş. Ama hayat işte. Ne zaman ki Süleyman beni aldı, diri diri gömdü, o zaman baktım içime. İtaat, itaat, sadakat kalmamış. Bence sen de bir düşün Ramo. Bu yakınlarda mezara attığın biri var mı? Kimdir o? Nihayet ben de seni bekliyordum. Günaydın. Günaydın kızım. Kahvaltıya mı götüreceksin beni? Yok. Ama istersen götürürüm tabii. Ben seninle bir şey konuşmak istiyorum. Hayırdır inşallah. Oturayım mı? Gel, gel otur. Rama mı üstü seni? Hani demiştin ya, bir kadın mecbur kalmazsa gitmez diye. Sen gidecek misin? Rama beni sevmiyor deme, inanmam. Yok, seviyor. Beni sevdiğini biliyorum. Sen mi sevmiyorsun yoksa? Seviyorum. Çok seviyorum. Hatta Ramon'un tahmin ettiğinden daha çok. Öyleyse neden kızım? Ha? Niye gidiyorsun? Keşke başka bir dünyada, başka bir zamanda karşılaşsaydık. Bunca şey yaşanmadan önce. Ailen yüzünden mi yoksa? Hiç gelip gitmiyorlar. Ramo'ya vardın diye kızdılar mı? Sahi. Anam baban niye gelmiyor? Bak bir gelseler. Ramo'yu bir tanısalar. Çok severler. Tıpkı benim seni sevdiğim gibi. Ben de seni çok sevdim. Annem gibi. Daha önce yapmadığım için özür dilerim. Neyi? Ben bunu kabul edemem. Gerçek gelinle verirsin. Bak hele, o nasıl laf öyle? Sen gerçek değil misin? Sibel. Ne derdin var senin annem? Söyle bir çaresi bulunur. Ha? Gitme. Abo. Yoksa Ramo bir hak mıydı ha? Başka hatunlarla vallahi yaşına başına bakmam, kırarım kemiklerini. Yok, öyle bir şey değil. Belki bir gün anlatırım her şeyi.
artık senindir. Gitsen de kalsan da senin. Benden sana küçük bir hatıra. Nasıl olur kardeş? Mümkün değil. Bizim içimizden biri bize ihanet etmiş olamaz. Bu Halef'in lafına da çok güvenmemek lazım. Belki de sırf aramızda çatlak oluşturmak için söyledi. Kimsenin lafına güvendiğimiz yok halam. Ancak olan bitene de gözümüzü kapatamayız. Her türlü ihtimale karşı hazırlıklı olmamız şart. Olalım, olalım da kardeş, böyle bir şey mümkün değil. Bize kim ihanet edecek? Ne düşünüyorsun Rama? Hı? Doğan mı? Şahin? Neriman mı yoksa? Yok daha neler halam ya? Böyle bir şey mümkün değil. Ya tamam amcamın ölümünden dolayı kızgınlar ama... biz neticesinde amcamın katillerini öldürmeye gittik. Neden karşı koysunlar kardeş? Kimseyi suçladığım yok zaten. Ama bu mesele karanlıkta kalamaz. Kalırsa şüphesi bile yeter. Hepimiz o karanlığa gömülürüz. Hadi ne dikiliyorsun lan? Dediğimi yapsana. Sen ne dediğinin farkında değilsin Süleyman ağa. Sen ne yaptığının farkında değilsin. Bana yardım edeceksin lan. Yoksa herkese sana ne teklif ettiğimi, senin de bana ne cevap verdiğini anlatırım, anladın mı? Öyle mi? Belki şimdi ben sen hiçbir şey demeden senin kafana sıkarım. O zaman ne olacak Süleyman ağa? Hadi sık, sık da anlasın herkes ne olduğunu senin ha. Ne yaparsın, nasıl yaparsın bilmiyorum ama beni buradan çıkaracaksın. Yapamam. Yaparsın, yaparsın lan. Bana çalışamayacağını da söylemiştin. Ama bak ne oldu şimdi ha. Bak, şunu kafana sok. Ben sana çalışmıyorum. Bir an öfkeden dellendim. Hataydı lan hata. İhanet dediğin şey bir anlık hataylı olmaz. Bir anlık öfkeli olmaz, anladın mı? Ha? Senin bir kuyruk açın var belli. Bırak elimi. Bırak. Duyma yardım edeceksin lan. Seni gebertmeyeceğim. Ama sana yardım etmeyeceğim. Zaten takas olacak, defolup gideceksin. Ne sen beni bileceksin, ne ben seni. Anladın mı? Ne yaptınız? Aile meclisi bir karar verdi mi? Sen şu telefondan bahset Süleyman. Halef son anda birinin seni aradığını söyledi. Sen de inandın. Neco kaçtı. Alpay da öyle. Bundan netsin ben de. Sana kim haber verdi? Onu soruyorum. Halef. Bizim Halef. Son anda pişman olmuş.
Kaçın kurtarın kendinizi. Telefonu aç da bir bakalım son arayan kimmiş. Yoksa dediğin gibi Halef mi? Uğraştırma. Şifreyi kırıyorlar biliyorsun. Aç şunu. Şimdi boş ver bunları da. Ne karar verdiniz onu söyle. Hazırlan. Gidiyoruz. Nereye? Evine. Dedemle ablama karşılık takas teklif ettik. Abin de kabul etti. Gidiyorsun. Oho. Ama bu kadar sevinme ya. Yokluğun üzebilir bence seni. Ay evet. Şimdi hasretinden yatak döşek hasta olacağım. Ah. Ne bakıyorsun? Hadi. İsteseydim sana her şeyi yapabilirdim. Biliyorsun ama. O biraz zor. Her denediğinde başına gelenleri gördün. Ha yok sen yanlış anladın. Yani gerçekten isteseydim. Mesela sana zorla sahip olabilirdim ama yapmadım. Neden? Hiç düşündün mü? Korktun çünkü Necu. Abim öğrenirse olacaklardan korktun. Yok yok alakası yok yani korktum. Orası tamam. Ama abinden değil. Senden. Benden. Vallahi benim için de çok acı. Ama gerçek. Senden korktum. Seni üzmekten. Seni kırmaktan. Seni incitmekten korktum. Sen kafanı bir yere falan mı çarptın? Dalga mı geçiyorsun benimle? Ha? Beni incitmekten korkmuş. Sen beni o yüzden mi zorladın? Ben seni o yüzden mi vurdum Neca? Gece ben sana bir şey yapmak için gelmedim ki. Ya sen birden panik olunca öyle. Yoksa ben... Mesela
Mesela şimdi bile sana ne istesem yaparım. Ne istesem. Ve buna kimse engel olamaz. Ama yapmıyorsam ya da yapamıyorsam bunun bir nedeni var. Niye anlamıyorsun? Neymiş nedeni? Söylesene. Ne oluyor burada? Yok bir şeyim. Hazırlanmasını söyledim. Birazdan çıkacağız. Hazırlan. Ramo, Alpay masayı ele geçirdi. Diğerleriyle birlikte saldıracak. Ne zaman? Planı söylemedi. Benden de şüpheleniyor. Hazırlıklı olun. Eyvallah. Eğer bir şey öğrenirsen haber ver. Eyvallah. İyiyim. İyiyim. Vakit geldi mi? Geldi. Bugün başa dönüyoruz Ramo. Herkes ait olduğu yere gidecek. Her şeyi geride bırakıp. Bu bir veda mı? Son mu bu? Bir daha göremeyecek miyim seni? Görmek mi istiyorsun? Ne istediğimi çok iyi biliyorsun. Hayır, bilmiyorum. Ne istediğini bilmiyorum. Sen demedin mi bu sana son dokunuşum? Bizim için bir gelecek yok, umut yok. Demedin mi? Daha bir sürü şey söyledim. Sen bir tek bunu mu aklına tuttun? Başka ne dedin acaba Ramo? Seni ne kadar çok sevdiğimi söyledim mesela. Sende bir hesabım var dedin. Kapatmadan gitmem dedin. Kapandı mı? Bitti mi? O hesap seni bıçakladığım gün kapandı benim için. Sen de bugün kapatacaksın hesaplarını. Kardeşini alacaksın, bitecek. Sonra herkes kendi yoluna. Herkes kendi yoluna. Benim senden başka yolum var Sibel. Ben nereye gitsem, nereye kaçsam, dönüp dolaşıp sana çıkıyorum. E tabii ben de orada öylece oturmuş seni bekliyorum. O yüzden rahat rahat dolaşıyorsun.
vereceğim size. Bir gün bu savaş bitecek. Sular durulacak. Ölmez sağ kalırsın. Geleceğim. Seni almaya geleceğim. Belki bu kez ben olmam. Elini çabuk tutuyorsun yani. Yok, öyle bir şey demiyorum. Ne diyorsun peki? Kendine bu kadar güvenme diyorum. Sadece benimle ilgili değil. Sen farkında değilsin ama öyle bir şeyin içine girdin ki. Ölüm artık benden daha yakın sana. Yok. Bak işte burada yanıldın. Hiçbir şey senden daha yakın değil bana. Salla bunu. Hadi aslan. Vaktimiz yok. Haydi. Haydi diğerlerini çağırın. Hadi acelemiz var. Haydi. Cenab-ı Rabbim bana sabır ver yarabbim. Ya insan, yani insan olan bir kere de uyarmadan bir işin ucundan tutar değil mi? Ama yok, boy var ama o yok, ne yaparsın? He mi kardeş? Bana mı diyorsun lan? Sana diyorum Arap. Sabahtan beri ne yapıyorsun oğlum burada? Sanki tank paleti temizliyor şerefsiz. Bu ne lan? Tık 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 tık. Ne yapıyorsunuz lan siz orada? Senin kuşları yemeyeceğiz. Sen yokken biz baktık kuşlarına. Vay kuşlarım benim. Yemleyin bakayım, yemleyin. Ulan yemlemeyin ya. Ya şu kuşları bir salın ya. Yemliyorsunuz, yemliyorsunuz. Ondan sonra bunlar havalan operasyon düzenliyorlar kafamıza kafamıza. Hücür, benim kuşlar atma. Ulan tam ben değilim, senin kuşlar. He doğru diyor. Senin o paçalı keskin nişancı hayvanın oğlu. Geçen sofra kurduk, tam ortasına bıraktı. Allah'ım sabır ya Rabbim ya. Ya oramızda buramızda ayı bağırıyor. Siz hala goy goy peşindesiniz ya. De hadi gelin de bir silah seçin. Haydi abi. Haydi. Lan oğlum yavaş at. Kuşu yemliyor mu? Taşlıyor mu beni değil? Lan oğlum bunlar her bir salak ha. Önce kaçıp gidiyorlar sonra geri geliyorlar. Acaba bu yüzden mi kuş beni diyorlar? Hakaret etme oğlum. Ne hakareti? Onlar kuş beynini, ben de insan beyniyim işte. Allah Allah. Sende beyin var mıydı ya? Yürü git. Abdik. Anam biz video mu çekiyorsun? Canlı yayın canlı. Sınıftaki kızlar izliyor. El salla. Kızlar mı? Oğlum öyle desene. Bu alemde bana musti derler. Ne alem oğlum? Sen yaşın kaç, başın kaç? Yaşımız belki yetmez ama... Yaşantımız yeter kardeş. Gördüğünüz gibi kızlar. Abim diye demiyorum. Kendisi tam bir maldır. Lan oğlum. Gel lan buraya. Yakalayacağım lan. Gel lan. Sebuşum. Bak hava mis gibi. Gel. Gel 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 gel. Oh. Afet, anam yukarı çıkar. Sebaşım, hadi gel biz mutfağa gidelim. Ha? Hadi gel. Dur bir Afet. Kim bu? Misafir mi? Ha, misafir ha. Sebaş, benim ocakta yemeğim var bak. Hadi gidelim mutfağa. Sen, Afet, dur dedim. Kim bu? Şey, Sibel'in dedesi. Abo, niye demiyorsunuz canım? Hay Allah, ben sizi tanımıyorum tabii. Çocuklar da söylemedi. Ayakta kaldınız. Buyurun. Buyurun, buyurun şöyle oturun. Ayakta kaldınız.
Buyurun. Afiyet. Hadi bir çay al da gel. Yoksa kahve mi içerdiniz? Hiç gerek yok. Siz Sibel'i almaya geldiniz değil mi? Ben konuştum onunla. Gideceğim dedi. Aslında her evde olur öyle ufak tefek tartışmalar ama bizim oğlan onun kalbini kırmış herhalde, incitmiş. Anacığım, hadi gel bunları sonra konuşuruz. Hadi kalk. Dur bir Hasan'ım, dur bir. Şimdi büyükler konuşuyor. Ha, geldiler. Anacığım. Hatırlamıyorum. Bu çocuklar birbirini seviyor. Onları ayırmak bize yakışmaz. Anneciğim, hadi gel seni yukarı çık, gel. Gönderme oğlum. Bak, dedesine de söyledim. Karın değil mi, gönderme. Affettir kendini, ne yaptıysan artık. Tamam, ben söyleyeceğim, merak etmesin. Affet. Sebuş'un, hadi canım. Hadi biz gidelim. Hadi anacığım. Hadi. Koş. Onlar birbirini seviyor. Hadi Sebuş'un. Öncelikle kayıplarınız için üzgünüm. Başınız sağ olsun. Amin. Amin. Duyar duymaz geldim. Ki sorunu beraber çözelim. Sorunumuz belli Yavuz Bey. Ramu. Onu gömmeden bu iş çözülmez. Yaptıklarının kabul edilebilir bir tarafı yok. Edilmedi de zaten. Cihangir Bey ne gerekiyorsa yapmamızı istedi. Ben de o yüzden geldim. Hoş gelmişsin, sefa gelmişsin Yavuz Bey de. Zahmet ettin. Biz kendi aramızda planladık, düşündük zaten. Öyleyse anlatın. Şu planı bir gözden geçirelim. He. Hücür, mahalle sana emanet. Eyvallah abim, gözün arkada kalmaz. Gel sen gel, bir şey konuşuyorsun. Lan tamam bırak, çocuk mu çekiştiriyorsun oğlum, bırak elimi. Lan yürü. Allah Allah. Hücür.
Hançer, bize hemen söyle. Necalar dediğin yerdeymiş. Şimdi çıktılar. Tamam, sen onları takip et. Ben geliyorum zaten. Hadi. Lan oğlum bir dur lan. Lan Şahin ne oluyor oğlum, bir dur ya. Ne yapıyorsun lan sen? Neyi ne yapıyorum? Lan gördüm lan seni, gördüm. Süleyman'ın kaldığı yerden çıkıyordun. Ne işin var lan onun yanında? Gideyim dedim, bir suratına tüküreyim dedim. Lan sen kimi kandırıyorsun? Ben senin ne mal olduğunu bilmiyor musun? Tamam. Tamam, kabul. Babamı kaybettik. Ramo bazı yanlışlar yaptı. Ama o şerefsiz Süleyman da tehlikeli bir fırsat bilip hemen yanaştı yanımıza. Doğan. Bana anlatmadığın bir şey yok değil mi kardeş? Lan yüzüme bak lan, yüzüme bak. Ne yaptın kardeş sen? Bendim kardeş. Süleyman'ı arayan bendim. Kaç dedim. Ramolar geliyor dedim. Vur kardeş, vur. Hatta çek silahını, gebert, at şu kanala kurtulayım. Lan. Hayırdır Neriman? Hayır hayır. Gel çök. Ya şu uğursuz kızla dedesi gidince biraz rahatladı. Ben de biraz hava alayım dedim. Yok yemem. Zaten bu da görüp göreceğimiz son rahatlık. Ne demek istiyorsun? Bundan sonrası tufan. Bakalım hangimiz ayakta kalabileceğiz? Daha ne olsun ki Fidan? Daha ne olsun? Ölen öldü, giden gitti. Kaldık mı çorak toprakta kurumuş ağaç gibi. Daha ne olsun? De ki kıyamet kopacak. Neyse. Ben bir yere kadar gidip geleceğim. Nereye? Bir işim var, halledip gelirim. Seninle bitmedi gidip gelmeden. Bir şey mi dedin Neriman? Yok canım, ne diyeceğim. Selametle, selametle. Halam nereye? Allah Allah. Herkes de bunu soruyor. Sana hesap mı vereceğim ben? Halam estağfurullah. Onun için değil yani. Ramo abim emretti. Mahalleden kimse çıkmasın dedi. Benim tepemin tasını attırma Bişir. Lan niye lan? Niye? Niye? Niye Doğan? Niye? Lan niye yaptın bunu? Ramo zaten bütün komisyondakileri indirecekti. Lan nereden bileyim oğlum? Nereden bileyim lan? O kadar sorduk. O kadar konuştuk. Hiçbir şey bilmiyoruz ki. O ne yaptı? He? Sana bağırdı. Anneme bağırdı. Lan bana tokat attı lan, milletin içinde tokat. Sen de ataydın kardeş o zaman tokat. Çıkaydın karşısına, vuraydın bir tane, sıkaydın da bunu yapmayaydın. Ne bileyim kardeş, gözüm döndü işte lan, gözüm döndü lan. Aklım başımda olsa yapar mıyım oğlum ben böyle bir şey? Kimsenin yüzüne bakamıyorum lan, mahallede milletten gözümü kaçırıyorum. Delireceğim lan. Lan delireceğim, yeter lan, yeter. Bittim lan ben, yeter ya. Bittim lan. Sakin. 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 Bana bak. Ne yapıyorsan hemen duracaksın Doğan. Bir daha o şerefsiz Süleyman'a tek kelime bile etmeyeceksin. Ben de susacağım. Ancak tek bir şartla. Bir daha kimseye bir şey anlatmayacaksın Doğan. Ailemize ihanet etmeyeceksin.
Tamam mı kardeş? Anlaşıldı. İstanbul'dan dönerken hatırlıyor musun? Bu şarkı çalıyor. Bırak kalsın, niye değiştiriyorsun? Sen böyle şarkılar sever misin? Akar can özümde sel gizli gizli, bir tenhada can cananı bulunca, sinam yaralar yaroy 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 yaroy. Dil gizli gizli, dil gizli gizli, sinam yaralar yaroy 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 yaroy. Dil gizli gizli, dil gizli gizli. Seher vakti garip garip bülbül öterken, kipriklerin oku yar yar cana batarken, cümle alem uykusunda yatarken, kimseler görmeden yaroy 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 yaroy. Gel gizli gizli, gel gizli gizli. Bugün değilse yarın Süleyman'a elimizden kurtulamazsın. Ağlasan da, yalvarsan da öleceksin. Kimin ağlayıp kimin yalvaracağı belli olmaz Hasan. Lan babam sizden zerre kadar korkmadı. Biz onun evladıyız. Eğer size boyun eğersek boynumuz vurulsun be. Korkmak iyidir. Cesurlar hep erken. Kafana sıkacağımız zaman bunu bir daha konuşalım, hatırlat. Gel konuşuruz. Saçma sapan laflara inanacak değilim. Hı. Bence inandım baksana. O yüzden bu haldesin. Ne varmış halimde? Evime gidiyorum ben, mutluyum. Sen görmüyor musun? İyi, kalk oyna o zaman. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Söyleme. Hı. Bak biz bugün ayrılıyoruz ama yakında tekrar kavuşacağız. Buldum. Evet ya, evet, senin kafan güzel. Sen o yüzden böyle saçmalıyorsun. Ben saçmalamıyorum Fatoş. Ben saçmalamıyorum. Hani ben o gün geldim ya. Hı. Hani başımın senin dizine yasak. O kadar güzeldi ki.
kadar huzur hissettik. Sen benim huzurumsun. Ben ama hiç unutmayacağım. Hiç. Bir de o yeşil güzel gözlerin. Buraya kadarmış. Sadece veda etmek istedim. Ben fazla vaktini almayacağım zaten. Süleyman Ağa elimizde. Fatoş da onlarda kaldı. Biliyorum filan. Şu anda da bir takas gerçekleştiriliyor zaten. İşte ben de o takasın sorunsuz gerçekleşmesi için buradayım. Senden komisyonu durdurmanı isteyeceğim. Silahları yerine koyun. Savaşmaya gelmedik. Tamam kardeş, tamam. Koyun silahları ama eliniz tetikte olsun. Atın şunu. Sakin, sakin. Bir şey yok. Ben ne yapabilirim Fidan? Sen söyle. Ramon'un her başlattığı savaşı ben mi durdurayım? Yavuz. Son kurşun sıkılmadan kimse durmaz artık. Öğrendiğin son şeyden sonra Ramo hakkındaki fikrin değişti tabii. Ramon'un asıl hedefinin Cihangir Bey olduğunu öğrendim. Evet, bu Ramo'ya bakışımı değiştirir mi? Şüphesiz. Boz, dikkatli ol. Bu Neco denilen herife güven olmaz. Sen onu bana bırak abi. Thank you.
Vallahi senin sağın solun belli olmaz Ramo. Umarım yine bir sürpriz yapmazsın. Korkma. Kafana sıkmayacağım. Hı. Belki ben yaparım abi. Tamam Nezo, tamam. Hadi uzatmayın da bitirin şu işi. Ne düşünüyorsun peki? Ramo haddini aştı Fidan. Hem de çok. Bizim dünyamızda cesaret etmek, sınırları aşmak değil mi zaten? Sana çizilen sınırları reddetmek. Ben Trabzon'dayken, Tonya'da yani, bir kız sevmiştim. Adı Gülümser, kendi Gülümser. Tonya ne ki, bütün dünyayı alırdım karşıma onun için. Aldım da kaçırdım onu. Sadece bir yıl beklesem yeterdi zaten. Söz vermişlerdi, evlendireceklerdi bizi. Dayanamadım, gençlik işte. Başkasıyla evlendirileceği lafı çıkınca dayanamadım, kaçırdım. Bizi buldular, ayırdılar. Hiç unutmuyorum, beni öyle bir dövdüler ki. Kendime gelip gözlerimi açtığımda bir yıl geçmişti. Komaya girmişim meğer. Bana bir gün gibi geldi. Sonra sordum kızı. Evlendirmişler. Bir de çocuğu olmuş. Ramo o dayağı yiyecek diyorsun yani. Ve sonra sevdiklerini kaybedecek. Ben babamı dinlemedim. Ramo da beni. Gözün aydın olsun kardeşim. Eyvallah tanker. Artık bir düğün de sana yaparız kardeş. İnşallah Araf. Hele şu günleri bir atlatak da kardeş. Bu iş burada bitmez Ramo. Doğru Süleyman. Sen ölmeden bitmez. Söyledi şimdi. Ailem yüzünden. Sen hiç öyle hissetmedin mi? Yok. Ben ailemi seviyorum. Ya ailesini kim sevmez? Ben de seviyorum. Benim demek istediğim başka bir şey. Mesela ben şimdi İstanbul'da bir hayat kurmaya çalışıyorum ama olmuyor, yapamıyorum. Olmaz tabii. Ailen izin vermez. Niye? Siz yapınca oluyor, biz kızlar yapınca olmuyor mu? Ondan demedim. Kardeşin de yapamaz.
Babanın işi belli. Onu diyorum işte. Mesela arkadaşını aramasan da olur. Hiç görüşmezsin istemiyorsan. Hatta sevgilini bile bırakır gidersin yani istemiyorsan. Ya da o seni bırakıp gider. Aynen. Hatta arkasına bile bakmadan. Ama aile öyle değil. Vazgeçemezsin. Öyle. Bazen böyle diyorum ki... keşke babamın kızı olmasaydım. Ne olacaktı öyle olsa? Daha başka bir hayatım olurdu. Belki daha huzurlu, daha sakin. Ya sıkıcı olmaz mıyız? Doğru diyorsun. Sıkıcı olurdu. Fatoş, sen abimle de git. Gel bacım. Birazdan daha iyi olacağım. Ne demek şimdi? Birazdan Roma'dan kurtulacağız. Ne diyorsun lan sen? Alpay'a haber verdim. O Roma evine asla dönemeyecek abla. Asla. Bitti. Ne diyorsun lan sen? Bitti. Ne yaptın oğlum sen? Allah seni kahretsin. Gerizekalı. Bırak şunu. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bırak dedim sana, bırak. Dön şunu. Sibel. Çevir arabayı, dön. Geri dönüyoruz. Telefonumu ver. Ne yapıyorsun gerizekalı? Ver şunu. Aramam lazım. Bak ben insanlara söz verdim. Ne yaptın sen? Bir baş belasından kurtulmamızı sağladım abla. Ailemizi, babamı, hepimizi öldürmeye çalışan bir baş belasından kurtulmamızı sağladım. Anladın mı? Kahretsin. Yeter. Ver şu telefonu. Ver şu telefonu. Ne yaptınız be? Ne yaptın?
kalsın. Anne siz burada kalın. Biz girişi tutmaya gidiyoruz. Tamam dikkat. Buraya geç. Afet sen Seboş'la çocukları sakla. Arkamızda değil. Geliyordur abi ya. Yok kardeş, takip etmiyor. Kardeş, sağ çekil. Ulan cevap vermiyor boss. Ramo cevap vermiyor. Başına bir şey gelmiş olmasın abi. Arap. Kardeş. Fatoş'u alıp mahalleye gidin. Tamam abi. Hayır abi siz. Tamam biz sonra geliriz hadi. Hadi çabuk. Dönelim kardeş. Ateş etmesin. Siz kimin lan? Ver şu telefonu. Hadi ver. Ver. Lan sana ne oluyor? Versene telefonumu. Nasıl sana ne oluyor Sibel? Herif babamın katili yetmedi. Arkadan geldi. Bütün ailemi öldürmeye çalıştı. Asıl sana ne oluyor? Sen yoksa Ramo'ya aşık olur. Neco telefonumu ver hadi. Ver şunu artık. Bak asabımı bozuyorsun ha. Ver şunu. Sana telefon yok.
Yürü lan silahları. İndirin silah. Bırakın dedim lan yere. Lan indir dedim. Geç şöyle. Açlar kapıyı. İnin lan aşağıya. At o silahı. At o silahı. Lan at silahı. Bağırma lan. Kim lan bunlar? Senin yapacağın işim ne? Süleyman nerede? Lan Süleyman nerede? Lan Süleyman nerede? Neşe. Tamam. Ama beynini patlatırım. Haydi aslanlar, haydi hızlı kurun barikatı. Haydi. Mahallemizi vermiyoruz, haydi. Haydi oğlum hızlı. Nedir vaziyet? Vaziyet kötü Şahin kardeş. Vaziyet kötü. Kardeş.
Abi yan sokağa getir. Haydi abi, haydi, haydi, haydi. Taşlancı Burak sen de. Dur. Sen Fatoş'u nereye götüreceğini biliyorsun. Hayır. Mahalleye girmiyorsunuz, hayır. Fatoş hadi, bunlar daha önceden konuşuldu. Hadi bacım, hadi. Tanker mahalle. Fatoş ne olur, hadi. Hadi ya. Fatoş. Kardeş, gözünü seveyim Emel'im. Sen merak etme kardeşim, hadi. Mahalleye basmışlar, çabuk gel. Ne diyorsun oğlum sen? Siz neredesiniz lan? Fatoş nerede? Abi Fatoş benle. Durdur, babamın mekanına gidiyoruz. Tamam. Ne olmuş oğlum? Mahalleye girmişler abi. Lan bu herifler kansızlar ha. Çoluk çocuk kadın demeden saldıracaklar. Önce Ramo'yu alalım. Bizimkiler direnir zaten. Eyvallah, hadi. Nedir bu haliniz? Abi saldırdılar. Mahalleye giremedik. Ramo abi desen zaten. Ne oldu? Ramo'ya ne oldu? Ramo abim yok. Peşimizde de gitti, iş yok. Tamam. Sakin ol. Çocuklar toparlayın oraya çabuk. Herkes gitsin. Herkes. Tamam. Hadi. Hadi abi yürü. Tamam. Babam ne oldu? Geliyorlar Arap. Buraya da geliyorlar. Hadi içeri. İçeri. Geçin bakayım. Geçin. Ramo! Ne oluyor lan? Ramo! Ramo! Ne oluyor? Ramo! Kardeş,
Ramo nerede? Almışlar abi, kardeşimi almışlar. Ne oluyor oğlum? Kim bunlar lan? İstanbul'un işi abi, Yavuzlar. Kardeşimizi Yavuzlar almış abi, İstanbul almış. Evet. Vedalaşma vakti. Demek sizdiniz. Bizdik. Biz seni uyardık Ramo. Ama sen bizi dinlemek yerine gittin silahına sarıldın. Konuşabiliriz. Maalesef o fasıl bitti. Bak bu iki adamı görüyor musun? Bunlar öldürdüğün reislerin ailesinden. Ve ben artık seni onlara emanet ediyorum. Yavuz Bey'in çok selamı var.